Survivor panoramadan herkese merhabalar. Evrim Hakan ve bugün tabii ki Murat Eken'le beraberiz. Hoş geldin Murat. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Seni gördük daha iyi olduk. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hayata alışmaya çalışıyorum işte. Hala tişörtü bırakamadım. <laughs> evet bu enerjiyle tekrar buraya gelmiş olman da ince oldu gerçekten. Ada ada tişörtün galiba. Bu ada tişörtüm. Bu beraber 4 ayı geçirdiğimiz. Arkasında ne yazıyor? E şey veteran <laughs> kaldı mı o yaz hala <laughs> ya bilmiyorum bu <laughs> şey yani biraz silinmiş olabilir ama. Evet, Bak yazıyor. burada. Kürşat'ım <laughs> elleriyle yazmıştı. <laughs> Vay be. Veteran <laughs> geyiği vardı ya bize Özgür abiyle. Nasıl Aynen. alışabildin mi normal hayata sivil hayata öyle dedin. Sivili ilk iki hafta çok zor. Yani sen benden daha iyi biliyorsundur üç sen defa var. gittin diye. Yani, aptal gibiydim böyle ilk geldiğinde birileri bir soru soruyor önce bir 15 saniye boş bakıyorum böyle. Ne <laughs> <laughs> diye devam ediyorum. Eee. İki haftadan sonra yavaş yavaş muhabbetim açılmaya başladı kendime geldim. Ama, Ama hala tam olarak adapte oldun mu desen, yo bir kısmım hala orada. O final akşamına kadar devam ediyor. Öyle mi? Tabii. Çünkü oradaki insanlarla oluşturduğun enerji e, bence onların da hikayesi bitene kadar burada seni takip ediyor. Bak gerçekten. Evet. Bunu hangi soru Şu an izleyen de varsa evet demiştir eminim ki. E, o enerji devam ediyor yani. Zaten öyle hani kolay. Hadi oldu bitti unuttum gibi bir. Tecrübe yaşamıyorsun orada. Yani gittim ben 42 yıllık hayatımdan bambaşka yepyeni bir hayat yaşadım ve döndüm gibi. Okul işte. değil mi? Okul yani müthiş müthiş bir şey. Büyük ee, hayat tecrübesi. Her gün iyi ki yaptım diye bakıyorum yani. Gerçekten? Evet. Yani öyle herhangi bir pişmanlığı yok değil mi? Bak. Şu anlamda yani niye gitmişim? işte uğraştım bir sürü insanla ya da işte koştuk parkurlarda falan. Ya şöyle hani sürece dair pişmanlık ya da keşke dediğin şeyler illa ki herkesin oluyordur yani eminim Hı -hı. sizin de vardır. Ee, ama Genel olarak hani derler ya büyük resme bakın. Dışarı çık baktığımda ben bu projede iyi ki bulundum dediğim bir şey. Çünkü başta kendine dair çok fazla şeyi tekrardan öğreniyorsun ya da fark ediyorsun. Hayatındaki bir takım eksikler ya da sana dair geliştirmen gereken şeyler bunları görüyorsun. Hı hı. Ee, bundan dolayı müthiş bir sınavdı, müthiş bir öğretiydi. Vallahi iyi ki yapmışım. Sabır değil mi esas anahtar <gülüyor> kelime? <gülüyor> Zaten gitmeden önce de bir konuşmuştuk. <laughs> ee, her sabah Hakan, her sabah yataktan çıkıp bir işte sakatlanmayalım diye stretchingimizi falan yap, ondan sonra ya sabır deyip güne başlama. Çünkü genelde herkesten önce uyanıyordum ben, o yağ sabırı kendi başıma çekip devam ediyordum ondan sonra. Peki böyle pişmanlıktan bahsettiğin için soruyorum, e, en büyük pişmanlığım e, diye adlandırabileceğim bir şey var mı? Aa, yok, öyle yani net pişmanlıklar ya da ah şunu şöyle yapaydık falan gibi şeylerim çok yok açıkçası. Hı -hı. Ee, evet döndükten sonra da fark ettim kulağıma da yani. Murat keşke şunu yapsaydı. Murat keşke Hı. böyle yapsaydı diye eleştiriler olmuş. Hatta arkadaşım sen de güzel şey yapmışsın. <laughs> aynen <yani, değil mi? gülüyor> ee, aynen. Büyük bir pişmanlığım yok. Kimsenin yüzüne bakamayacak bir şey yaşamadım orada. İnsanlığımı kaybetmediğim Hı -hı. bir süreçti. Ki açlık, yokluk, zorluklar bunlar en çok kendimizi bozabildiğimiz şeylerdir. Oradaki röportajlarımda da söylemiştim. Burada da tekrar dile getireyim. Bu bir oyundu. Burası Hı -hı. bir... Ee, ne kadar sert koşulları olursa olsun başlangıcı ve sonu olan bir oyundu ve bu oyunu insanlığı kaybetmeden yaşamaya çalıştım. Bu konuda da gurur duyduğum bir süreç yaşadım. Süper. Heh. Mesela şimdi hani demiş şey dedin ya siz de konuşmuşsunuz diye mesela uh -huh. e, aklına gelen ne var mesela ya da şöyle şimdi e, sonuçta çok konuştuk. Ha? <laughs> çok konuştuk. Çok konuştuk onların hepsini Konuştum tabii ki Konuştum. Bak, Konuştum. bak benim ya... hakkımda da konuştular. Aynen. Biz de konuştuk. Hakan abinin de hakkında en zamanında çok, konuştular. En çok. O dünya zaten o, o dünya. Konuşulacaksiniz. Yani. Survivor'dan geçmek için önce bu masadan bir geçiliyor. Ondan Tabii. sonra eleniyorsun. Kalbinizi kırdığımız bir şey varsa özür dileriz. Yok estağfurullah. Hani hiçbir zaman sizin her zaman karakterinizi, her zaman tanınmışlığınızı, kariyerinizi hep biliyoruz. Hani onu bir köşeye koyduk. Ama özür dileyecek zaten bir şey yapmadık. Ama ya. olsun hani ben yine kim gelirse gelsin Allah. hani kalbiniz kırılmıştır. Eğer rahatsız olduğunuz bir şey varsa ben kendimi açıklayayım gerekiyorsa sizden de özür dilerim. Doğru. ama mesela ben hep şunu savundum Murat Eken neden daha açık değil daha dobra değil yaşının vermiş olduğu bir tecrübe var siz olayları o gençlere göre daha objektif ve daha derin görebilirsiniz neden olaylara el koymadınız mesela belki de konseylerde özellikle belki tartışmamak için biraz Ağır durmak istediğinizi anladım ama konulara hayır bu böyle olmadı, beni bu duruma düşürüyorsunuz, birazcık daha cabbar görünseydiniz, ben hep onu istedim, birazcık daha hakkınızı savunmanız evet. gerekiyordu. Şimdi şöyle, benim oraya giderken bir kimsenin lideri olmak, kralı olmak gibi bir derdim yoktu cabbarlıktan yola için. suyu. Gerçek anlamda bana bir saldırı yapıldığında ki hatta bu e, birinci aydan sonra olan bir konseyde bir anda beni de beklemediğim bir şekilde yapılmıştı. Orada hakkımı savunmadığımı söyleyebilir misiniz? Ya da e, işte sanırım adadaki en büyük tartışmayı biz Halil'de Halil ile yaşamıştık. Hı hı. Halil ile olan adadaki tartışmada kendimi savunmadığımı ya da dobra dobra bir şeyleri açık açık söylemediğimi söyleyebilir misiniz? Ya da Nefise ile olan oyun alanındaki tartışmada da hı hı. söyledim. E, Yaşım itibariyle de ya da aradaki yaş farkı itibariyle de. Şimdi ben genellikle bir hadi iki defa bir insana bir şey söylemeyi severim. üçüncüden sonra karşı tarafta buna tepki yani olumlu gelmiyorsa ya da artık anlamıyorsa, ben bunu söylemeyi keserim. Neden ee, bundan dolayı sizin eleştirmenizi anlayabilirim? Yaş her şey değildir bunu da biliyorum. Ben sırf yaşım büyük diye bunu arkadaşlarıma da söyledim kampta. Sırf yaşım büyük diye bana saygı duymak ya da beni eylemek zorunda evet. değil kimse. Ben ne benden büyük adamlar gördüm? Sıfır erdem vardı. Yanlış olduğum zaman söyleyin. Ama ben genellikle bir yanlış yapmadım. Yanlış yapıldığı zaman bana da kendimi savundum. Bir defa, iki defa konuştum. Baktım karşı taraflardan şey alamıyorum. Kendi yoluma baktım, devam ettim. Kimseyle uğraşmak zorunda değilim. Ne yapayım ben 43 yaşında, 20 yaşında arkadaşlarla orada her gün münakaşaya mı gireyim? Aslında şöyle bir durum. Yani e... Çağla olayını hatırladın mı Hakan abi? Evet. Çağla olayında mesela konsey oluşuyor. 2-3 kişi size karşı birleşiyor. Sizin dediğiniz ya da demediğiniz onu bilmiyorum ama sürekli ithamlarda bulunuyor. Evet. Ve sizin açıklamalarınız bana çok e, inandırıcı demek istemiyorum da e, net geçmedi. Gri, evet. Gri geldi. Hani diyorum ki Murat Eken neden net bir şey söylemiyor? Söyledi mi söylemedi mi? Ben bunu hissedemedim. Belki de sizin dediğiniz gibi münakaşaya girmeye gerek duymadınız. Yani e, şöyle aslında söyledim kamp hayatında da söyledim ama demin içeride de konuşmuştuk. Çok uzun bir şey yaşıyoruz Hı -hı. ve bunun çok kısası televizyonlara yansıyabiliyor. Bazen e, bir şeylerin çözümünü ada hayatında yakalıyoruz ya da bazen kameraların olmadığı bir yerde birisi gelip senden Abi ben öyle dedim ama kusura bakma diyebiliyor. Hı -hı. E şimdi bunların hiçbir ispatı yok ya da hiçbir kaydı yok ya da orada olmuş bitmiş artık bunu uzatmanın da bir şeyini görmedim. Hı -hı. E, konseyde mesela nedir net olmayan sizde? Çağla konusunu aslında birazdan değerlendireceğiz ama önce Getörümüz ben şu bahsettiğiniz e, Halil'le olan tartışmaya dönmek istiyorum Yusuf'la başlayan pilavla alakalı bir konudan hmm. Yusuf'la başlayan tartışma sonra Halil'le devam etti. İsterseniz önce izleyelim üstüne tamam. burada yorum Evet tartışmayı tekrar hatırladık. Nasıl delendirirsin bu görüntüleri tekrar buradan bakınca Vay be <gülüyor> 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 e, Şöyle Gittiğimiz ilk bir ayın sonundaydı bu. Zaten herkes birbirini çok yeni tanıyordu. Hı hı. Ve herkes oraya var. Sör...